أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan bütün mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hassaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli abilerimin, kardeşlerimin ve hocalarımın üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki günahlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzet ve şerefiniz arttırılsın. İnşallah buradan evlerimize geri döndüğümüzde aile halkımızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Uzun bir aradan sonra sahabenin gölgesi ve tesiri altında kalacağımız bir sohbet ortamını oluşturacağız Allah'ın izniyle. Rabbim bu anlamda bizi muvaffak kılsın. Sahabeyi anlamayı, sahabenin adımlarını takip etmeyi, İslam'ı onların göğüslediği gibi göğüslemeyi, İslam'ı sırtladıkları gibi sırtlamayı hepimize nasip etsin. Peki neden sahabe derseniz, isterseniz bunun cevabını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem versin, biz de çok kısa bir şekilde aktaralım, sonra da bir sahabenin gölgesi altına girelim inşallah. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir gün gelir, insanlardan bir topluluk savaşa girer ve aralarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı olan var mı diye birbirlerine sorarlar. Onlara evet cevabı verilir ve arkasından zafer gelir. Yani fethe kavuşurlar, başarıyı elde ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Daha ileriki bir zamanda İnsanlardan bir topluluk savaşa girer ve onlar birbirlerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ile birlikte arkadaşlık yapanlar aranızda var mı diye sorarlar. Onlara evet cevabı verilir, arkasından zafer gelir. Yani fethe kavuşurlar, başarıyı elde ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Yine bir zaman gelir ve insanlardan bir topluluk savaşa girer. Ve aranızda Resulullah'ın ashabı ile arkadaşlık yapmış olanlarla birlikte olanınız var mı diye sorarlar. Onlara evet cevabı verilir ve arkasından zafer gelir, fethe kavuşurlar, başarıyı elde ederler. Bu hadis-i şerif Buhari'de ve Müslim'de muttefekun aleyh bir hadis olarak geçmektedir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sahabe Allah Azza ve Celle'nin kendilerinden razı olduğu güzide bir topluluktur. Sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği ve değer verdiği mümtaz şahsiyetlerdir. Allah azze ve celle onların girdiği yere bereketini, rahmetini, mağfiretini ve hidayetini de girdirmiştir. O insanların nefes aldığı yerlere Allah hayır nazarıyla bakmıştır. Biz de Rabbimizin izniyle sahabenin sofrasından
dostluğundan, ilminden istifade edenlerin kavuştuğu feyizden rızıklanmak için Allah nasip ederse her hafta değişik bir Resulullah'ın dostunu gündemimize taşıyacağız ve ahvalimizi onların aynasında izleyeceğiz inşallah. Tekrar Rabbim bizi muvaffak kılsın. Onları gerçekten anlamayı ve İslam'ı yaşadıkları gibi yaşamayı bizlere kolay kılsın. Değerli kardeşlerim, bu akşam gündemimize alacağımız kişi Said bin Zeyd radıyallahu anh. Said bin Zeyd İslam ile ilk müşerref olan, cennetle müjdelenen 10 sahabiden biridir. Said bin Zeyd, sahabenin ifadesiyle Yermuk Savaşı'nın aslanı, Şam fethedildikten sonra Dimeşk bölgesine atanan ilk vali. Said bin Zeyd, Allah'a yalvardığında ve dua ettiğinde duası kabul olunan ve asla reddolunmayan mümtaz bir şahsiyet. Şimdi biz bu sahabeden bahsetmeden önce, Risaletin gelmediği yıllarda, Peygamber aleyhisselama nübüvvetin ulaşmadığı bir zamanda, vahyin inmediği bir diyarın içerisinde, putlara asla tapmayan, putlara tapanları inkar eden ve ikrar eden, onları korkutan, inzar eden, kendini İbrahim aleyhisselama nispet eden, Allah'ı tanımadığı halde Allah'ı arayan, Allah'a nasıl itaat ve ibadet edeceğini bilmediği halde alemlerin Rabbi olan Allah'ı memnun etmenin çabası içine giren, kız çocukları diri diri toprağa gömülüp sebepsiz bir şekilde öldürülürken buna seyirci kalmayıp dur diyen, mani olan ve bunların da üstünde kıyamet gününde insanlar liderlerinin, yöneticilerinin, peygamberlerinin arkasında akın akın, yalın ayak çırılçıplak giderken bir sancak ayağa kaldırıp vallahi de, billahi de Allah Azza ve Celle'yi birlemenin, ona bilmesem de, onu tanımasam da, ona itaat etmenin ecrinin bu olduğuna şahidim diyerek tek başına ümmet olarak dirilecek bir şahsiyetten bahsetmek zorundayız. Eğer o kişiden bahsetmezsek, bu mecliste onu anmaz isek, Said bin Zeyd'in hayatında büyük bir boşluğu bırakmış oluruz. Peki kim o? Kim bu şahsiyet? Said'i bile gölgeleyecek, Said'in hayatına perde çekecek, öncelik sırasını değiştirecek adam, Hanif dininin mensubu, İbrahim aleyhisselamın aşığı, Allah'ı her yerde arayan, çölleri kendisine mescit yapan, babası Zeyd bin Amr rahimeullah. Allah kendisinden razı olsun. İnsanlar cahiliyenin zifiri karanlıklarında putlara taparlarken elleriyle oydukları hiçbir işe yaramayan, işitmeyen, icabet edemeyen, onlarla konuşamayan, onların hallerini bilmeyen taştan, tahtadan, camdan, helvadan yaptıkları putlara taptığı bir dönemde ben alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettim diyen zat Zeyd bin Amr. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik gelmeden önce peygamber aleyhisselamla dostlar, arkadaşlar. Denir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle Mekke civarında Beldah Vadisi'nde karşılaşır. Müşrikler bir sofra hazırlamışlar. İzzet-i ikramda bulunurlar. Hem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem de Zeyd bin Amr
sofrada bulunan etlere ellerini dokundurmazlar. Sebebini ise Zeyd bin Amr müşriklere şu şekilde bildirir. Der ki ben asla putlar adına kesilen hayvanların etlerinden yemem. Allahu Ekber. Kim öğretti sana? Allah'ın dinini kim ishar etti sana? Vahyin unutuldu. Allah'ın terk edildi. Dinine sırt çevrildi. İbrahim Aleyhisselam'ın kokusundan bir haber olunan bir toplumda. Ey Zeyd bin Amr! Böyle bir tevhidi duruşu sana kim öğretti? Hatta denir ki Kabe'de kesilmek üzere putların önüne doğru serilen kurbanlık hayvanları, koyunları görünce bakın nasıl sesleniyor. Diyor ki ey Kureyş topluluğu, ey müşrikler, İbrahim Aleyhisselam'ı terk edenler, İbrahim Aleyhisselam'a sırt çevirenler, Allah koyunu yarattı. Onun için gökten yağmur yağdırdı. O beslensin diye topraktan ot çıkarttı. Ve o koyunlar onları yemelerine rağmen siz bu hayvanları Allah'a değil de şu putlara kurban ediyorsunuz değil mi diye sorar. Allahu Ekber. Kim öğretti sana ey Zeyd? Bu İbrahim'i tavrı kim öğretti? Koyunu Allah yarattı. Amenna ve saddakna. Yağmuru gökten Allah yağdırdı. Amenna ve saddakna. Otları Allah bitirtti. Koyunları Allah onunla besledi. O hayvanlar gerdanlarına güzel süslü şeyler takılarak alemlerin Rabbi olan Allah'a kesilmeleri gerekirken lebbeyk Allahümme lebbeyk sesleriyle Kabe'de tavaflar yapılarak o hayvanlar Allah'a sunulması gerekirken siz nasıl olur da şu ellerinizle yontunuz işitmeyen, görmeyen, anlamayan, halinizi bilmeyen, size yanıt veremeyecek, ihtiyacınızı gideremeyecek putlara kurbanlar kesiyorsunuz. Sonuç ne biliyor musunuz? Meydandan bir adam çıktı. Ömer'in babası Hattab. Dedi ki ey kahrolası adam. Yani Allah seni kahretsin. Sen her zaman bu sözleri söylüyorsun ve biz sabrediyoruz. Bakın dikkat edin. Demek ki bunu bir defa söylemedi Tevfik abi. Bunu canı sıkıldıkça söylemedi. Her şirk ortamına şahit olduğunda Allah'a isyan bayrakları Kabe'nin üzerine dikildiğinde Zeyd bin Amr karşılarında buldular. Hatta dedi ki sen bu sözü ilk defa söylemiyorsun. Her zaman söylüyor, biz de sabrediyoruz. Ama bugün tahammülümüz sana kalmadı diyerek öyle bir tokat atar ki kendisine etrafındaki sefihleri, serserileri, anlamı olmayan adamları, hedefi olmayan kişileri, vur dediğin zaman vuran, öldür dediğin zaman öldüren o sefihleri Zeyd bin Amr'ın üzerine sürer. Hatta bazı rivayetlerde onu öyle bir hale getirirler ki kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sığınıp da vahiyle muhatap kaldığı Hira mağarasına kaçar. Gündüzleri Hira'da, geceleri ise gizli bir şekilde Mekke'ye girerek Allah'a itaatini sunar. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah'ı bilmeyen ama Allah'ı arayan adam Zeyd bin Amr. Kendini İbrahim Aleyhisselam'a nispet eden adam Zeyd bin Amr. Alemlerin Rabbi olan Allah'a gönlünü açıyor. Ve bakın şu sözlerle kendisine sesleniyor. Diyor ki Allah'ım. Şahit ol ki ben İbrahim'in dinindenim. Allahu Ekber. Buhari hadisi, sahih bir hadis. Allah'ım sen şahit ol ki ben İbrahim'in dinindenim. Nesai'de geçen bir hadiste diyor ki ey Allah'ım, ey İbrahim'in ilahı
şahit ol ki ben İbrahim'in dinindenim. Yani ben Hanif'im. O seni nasıl tevhid ettiyse ben de seni öyle tevhid ediyorum. O nasıl putları inkar etti, kırdıysa aynı cesareti göstererek ben de bu tavrı sergiliyorum. Ve bakın şu duası. Artık insanın hafsalasının darmadağın olduğu, yüreğinin paramparça olduğu, bakın şu duayı yapıyor. Diyor ki İbni Hacer el-Askalani el-İshabe isimli eserinde Kabe'ye doğru bazen diyor yaklaşırdı. Allah'a yönelir ve derdi ki Allah'ım sana ibadet etmenin en iyi yolunu bilseydim yapardım. Sana itaat etmek neyse ben onu yapardım. Seni razı etmenin yolu meşakkatli de olsa yapardım. Seve seve yapardım. Gözyaşları dökerek yapardım. Ama Allah'ım ben seni memnun etmenin yollarını bilmiyorum der. Allahu Ekber. Ne kadar zor bir durum Müslümanlar. Bir şeyi seveceksiniz ama onu memnun etmenin yollarını bilmeyeceksiniz. Bir şeyden siz razısınız ama onu razı etmenin yolunu bilmeyeceksiniz. Ne zor bir şey Müslüman. Ne kadar zor bir durum. Dedi ki Allah'ım sana ibadet etmenin en iyi yolunu bilsem öyle ibadet ederdim. Ama ben seni memnun etmenin yollarını bilmiyorum. Allahu Ekber. Ey kardeşlerim. Vallahi de billahi de şu sokakların ve yaşamış olduğumuz toplumun içerisinde Allah'ı bilmeyen ama Allah'ı arayan, peygamberi bilmeyen ama fıtratı peygambere yönelen, Kur'an'dan bir haber ama Kur'an için onu bulmak adına yollar tepen nice zeyd bin hamurlar var. Allah'ı arıyorlar. Etraflarındaki idareciler, yöneticiler, ilahlar, Allah'lık taslayanlar, günahlar, fıskı fucur, haramzadeler onu memnun ve mesut etmiyor. Onu mesut edecek bir şey var ama onu bilmiyor. Yöneleceği, koşacağı, gönlünü açacağı, secdeye kapanacağı, yalvaracağı, yakaracağı ilahı bilmeyen nice Zeyd bin Amr'lar var bu sokaklarda. Ondan dolayı davet çok kıymetli bir şey. Ondan dolayı insanların ıslahı için mücadele bu kadar güzel bir şey. Zeyd bin Amr'ların, Allah'ı arayan adamların şeytanlarla karşılaşmadan önce tutacağı ilk elbise olmamız lazım. Allah'ı arayan adamların şeytan ve dostlarıyla karşılaşmadan önce tutacağı ilk el, konuşacak ilk dil, ona yönelecek ilk yürek biz olmamız lazım. Bu toplumun içerisinde nice Zeyd bin Amr'lar var. Kimi Allah'ı buldu? Rabbini buldu. Dünyayı elinin tersiyle itti. Allah varsa dedi problem yok. Allah varsa tasa yok. Ama kimileri var ki Zeyd bin Amr gibi kısmetli değil. Maalesef şeytanın oyunlarına ve adımlarına mağlup oldular. Allah muhafaza. Ondan dolayı davet çok kıymetli kardeşler. Ne olur uzaklara gitmenin bir anlamı yok. Kamerun'a, Nijer'e, Kamboçya'ya gitmenin bir anlamı yok. New York sokaklarımızda, Londra'nın fahşası, fuhşu, cürmü sokaklarımızda Çin'i keşfetmenin bir anlamı yok. Yaptıkları birçok cürüm bu sokaklarda, evlerde, hanelerde yaşanmakta. Birkaç gün önce bulunduğumuz mahallenin bir parkında oturuyorum. Birkaç tane genç, Rabbim onları ıslah eylesin. Şu gecenin, şu mübarek atmosferin hürmetine Rabbim onlara hidayet versin. Birkaç genç oturmuşlar. Öyle ki etraflarından soyutlanmışlar, kopmuşlar, birbirlerine galis sözler söylüyorlar, hoş olmayan sözler söylüyorlar. Anneleri ağızlarında, kız kardeşleri ağızlarına sakız olmuş bir şekilde konuşuyorlar. Aynı zamanda da yaptıkları cürümlerden birbirlerine haber veriyorlar. Böyle yaptık, şöyle ettik. Bir tanesi dedi ki falancası nerede? Halen ismi dahi kafamda. Dedi ki falancası nerede? Dedi ki falancası hapse girdi. Gencecik bir çocuk. 6 yılda hüküm yemiş. Neden? Çocuk madde bağımlısı.
Annesine geliyor, diyor ki bana diyor biraz para ver. Kadıncağız belki bıktığından, belki çocuğun kötü yola düşeceğinden tekrar ya da gerçekten olmayışından para vermeyince bir kolonya şişesini alıyor, kadının üzerine döküyor ve kendisini yakıyor, kadını yakıyor. Anneyi yakıyor. Müslümanlar, halimizin izahı budur. O yüzden çok uzaklara gitmenin bir anlamı yok. Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Fuhşiye dolu düzgün sokaklarımızda, sağanak sağanak yağmur gibi yağıyor evlerimize. O yüzden davet çok kıymetli. Davet çok önemli Müslümanlar. Allah Azze ve Celle bizlere yardım etsin. Bakın, bunu birçok dersimizde konuştuk. Ebu Davud'a geçen uzun bir hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların dünyaya daldığı, ahireti unuttuğu, nefsinin tabirinde ise ilah haline getirip ahirete sırt çevirdiği bir döneme ne dedi? Eyyame sabır, sabır günleri. O gün, o sabır günlerinde iman eden, Allah'a itaat eden bir kişiye verilecek ecir 50 tane sahabenin ecri kadar. Hadis sahih, Ebu Davud'da geçiyor. Bir amel edeceksin, 50 sahabe ecri alacaksın. Evet, mükafat çok büyük. Demek ki o mükafatın alınacağı ortam ve cürüm çok büyük. Çok fazla. Değilse bu kadar ecir verilmesinin anlamı olur muydu Müslümanlar? Bir iş yapacaksın, sadaka vereceksin, 50 sahabenin ecrini alacaksın. Bir tebessüm edeceksin, 50 sahabenin ecrini alacaksın. Allah diyeceksin, sahabenin 50 tanesinden ecir alacaksın. Demek ki yaşayacağımız dönemde, bu hadise muhatap olunan dönem tamamen zıvanadan çıkmış bir dönem. Allah muhafaza. O yüzden bugünlerde aziz dostlarım, size şu hadisi şerifi hatırlatırım. Allah'ın dininin hakim olması için, Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olması için, söz sahibi olması için, tek otorite olması için çalışıp çırpınan bir adamın tozu ile cehennemin dumanı asla bir araya gelmez dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu fıskı fücurun içerisinde günahların ayyuka çıktı, göğü de titretti, yeri çatlattı, suyu bulandırdı. Bir dönemde Allah'ın dininin hakim olmasını hedef haline getiren Müslümanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o dini hakim kılmak için ne kadar tozlanırsanız, ne kadar ter dökerseniz Allah'ın cehennemindeki dumanla bir araya gelmeyecek o beden inşallah Rahman. O yüzden davet çok kıymetli. Zeyd bin Amr'lara ulaşmak için değilse bugün niceleri de vardır ki Allah'tan gafil, peygamberden bir haber, ölümü gündemine almamış, hesaptan korkmamakta. Onları da düşündürmeye, ders ve ibret almaya da davet etmekle mükellefiz. Rabbim bizi kolay kılsın inşallah. Zeyd bin Amr puta tapmamakla birlikte hani dedik ya diri diri toprağa görülen, sebepsiz bir şekilde öldürülen, kuyuların içerisine atılan, ölüme terk edilen kız çocuklarının da bu vakasına mani olmaya gayret göstermiş. Kimi aile geçim sıkıntısından dolayı çocuğu bir yük görmüş. Demiş ki ben bu kızı tarlaya süremeyeceğim. Hayvan otlatamayacağım, yük taşıtamayacağım. Yiyecek, içecek, gidecek. Bugünkü cahiliyenin düşüncesi gibi. Kimisi demiş ki kadının kadri kıymeti yok. Adem aleyhisselamı bile cennetten çıkartan bir kadının bana faydası olur mu diyen batıl bir anlayışla kadını reddetmiş. Bir tanesi de çıkmış demiş ki ya ben bu kızcağızın iffetini vallahi savunamam. Ben bunu koruyamam. Ya savaşta köle alınırsa ben yerin dibine geçerim, yüzüm kapkara olur korkusuyla kızını toprağa gömmüş. Hangi zihniyet bilemem. Zeyd bin Amr böyle bir adamı gördüğünde diyor ki hayır diyor yapma. Tam böyle toprağa gömecek mani oluyor. Yapma diyor. Tam kız çocuğu kuyuya atılacak diyor yapma. Bana diyor bakımını ver. Ben diyor ona sahip çıkayım. Allahu Ekber. Bakımını bana ver diyor. Bir çocuk mu, beş çocuk mu, on mu, yüz mü? Adedini Allah bilir. Bakımını diyor bana ver diyor. Ben sahip çıkacağım. Sonra çocuk yürüyecek bir çağa geldiğinde
konuşacak bir vaziyete ulaştığında, aklı artık ermeye geldiğinde babasına da gidiyor. Bakın nasıl bir vefa sahibi bir adam. Çocuğunun ve babasının hakkını da nasıl bilen bir adam. Allah kendisinden razı olsun. Diyor ki ey baba, işte diyor evladın, kız çocuğun. Bak şuna. Senin öldürmeye yeltendiğin şu kız çocuğunun güzelliğine bak. Tatlılığına bak, sevimliliğine bak. Dercesine babasına getiriyor. Diyor ki istersen diyor onu sana geri vereyim. İstersen de diyor bakımına devam edeyim. Allah'a bakıyor. Bu nasıl merhamet be kardeşim? Bu nasıl Ali Cenaplık? Bu nasıl vefa? Nasıl kadir, kıymet bilmek? Allah kendisinden razı olsun. Şimdi özellikle hasreten tüm samimi niyetlerimle söylüyorum. Allah Azze ve Celle şu yeryüzü toprağına basan yetim ve öksüzlerin ihtiyaçlarını gideren, onlara kol kanat geren ne kadar Müslüman varsa Allah hepsinden razı olsun. Yetimleri gözeten, yetimlerin haklarına sahip çıkan, yetimler için can hıraş çalışan ne kadar Müslüman varsa Allah onları sevsin ve korusun. Allahu Ekber. Özellikle Müslümanların geride bıraktığı yetim ve öksüz emanetlerini kendi emaneti bilen, kendi evladı gibi gören ve asla ve kat'a canilerin o cinnet geçirmiş ellerine teslim etmemek için can hıraş çalışan ne kadar kardeş varsa o çocukların adına size dua ediyorum. Diyorum ki Allah sizlerden razı olsun. O çocukların adına bir abileri kardeşleri olarak teşekkür ediyorum. Ne olur vazifenizden vazgeçmeyin. Ey zenginler! Ey ellerinde gerekli yetenekleri bulunanlar! Maddi gücün sahipleri! Ne olur bu gönül erlerine de ne olur sahip çıkın. Değilse şehvetlerinin esiri olmuş, nefisleri bir köpek gibi etrafa saldıranların önlerine meze olarak, yem olarak atılacak nice kız çocuklarımız ve erkek çocuklarımız olacaktır. Cenab-ı Allah bizi böyle bir durumdan muhafaza buyursun. Allah böyle kardeşlerimizden daima razı olsun kardeşlerim. Evet, şimdi etrafındaki böyle kız çocuklara, evlatlara insan değeri veren bir adam kendi evladına değer vermez mi? Yani şu duayı Allah Azze ve Celle adama nasıl ilham etmiş. Diyor ki bakın Allah'ım, nasıl bir dua yapıyor Zeyd bin Amr. Allah'ım bu hayrı bana nasip etmeyeceksen. Ne bu hayır sizce Müslümanlar? Bu hayrı diyor bana nasip etmeyeceksen. Buradaki hayır ne biliyor musunuz kardeşler? Allah'ı tanımak ve Allah'ın razı olacağı işleri bilmek. Allah'ım bana nasip etmeyeceksen, seni tanımayı bana nasip etmeyeceksen, bir peygamber ile sen kendini bana tanıtmayacaksan, Allah'ım bir peygamberin eliyle sen razı olacağın işleri bana öğretmeyeceksen, Allah'ım bu hayrı oğlum Said'e diyor nasip et. Allahu Ekber. Diyoruz ki ey Said, sen böyle vefakar, cefakar, salih bir adamın duasının vesilesiyle ilk Müslümanlardan oldun elhamdülillah. Ey Zeyd bin Amr, Allah sana bu hayrı nasip etmedi. Sen Allah'ı tanıyamadın hakkıyla. Sen Allah'a yönelecek yolları bilmedin. Namaz nedir bilmedin. Oruç nedir bilmedin. Zekat nedir bilmedin. Cihad nedir bilmedin. Ama Allah senin oğluna, Sayyidine bu dini öğretti elhamdülillah. Bu dini öğrenecek bir peygamberi gönderdi ayağına kadar. Kitabını indirdi Sayyidin ayağına kadar. Ey Zeyd! Allah senin duana icabet etti elhamdülillah. Allah senin duanı kabul etti elhamdülillah. Oğlun cennetle müjdelenen 10 sahabidendir elhamdülillah. Kendisinden razı oldum ayetine mazhar olan kişilerden biri oldu elhamdülillah. Gurur duy. Oğlunla Firdevs cennetinde mutlu ol elhamdülillah. Şimdi ey babalar,
körpe evlatların sahipleri, daha meyvesini vermeyen filizlerin sahipleri. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre, Peygamber aleyhisselam dedi ki, babanın çocuğuna duası, peygamberin ümmetinden bir kişiye yaptığı dua gibidir. Allahu Ekber. Cami-us-Sagir. İmam Suyuti rahimahullah. Bir babanın evladına yaptığı dua, bir peygamberin ümmetinden bir kişiye yaptığı dua gibidir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhisselam Tirmizi'de geçen bir hadisi şerifte, Allah üç duayı geri çevirmeyecek. Üç dua makbuldur. Allah o duaya icabet edecek. Kimin bunlar? Birincisi mazlumun yaptığı dua. Hassaten zalime yaptığı dua. Allah'ım bizim kanımızı akıtanları kanlarıyla boğ diyenlerin duaları. Allah'ım iffetlerimizi yerle bir edenleri yerin dibine göm diyenlerin duaları. Allah'ım elimizdeki yiyeceği, içeceğimiz bir yudum suyu bize hakir gören, bize vermeyenleri aç ve susuz öldür diyenlerin yapacağı duayı Allah icabet edecektir. İkincisi, misafirin ev sahibi için yapacağı dua ve üçüncüsü de kardeşler, bir babanın evladı için yapacağı dua. Subhanallah. Subhanallah. İmam Buhari rahimahullah Edebül Müfret'te geçen bir hadisi şerifi şöyle aktarıyor. Bir babanın evlatları için makbul olan bir dua hakkı vardır. Her gün, her gün, her güneş doğduğunda Allah Azze ve Celle babalara makbul bir dua hakkı vermiş. O yüzden ellerimizi açacağız. Bu gece vaktinde, sabah namazından sonra, güneş aydınlanıp yeryüzünü aydınlattığında ellerimizi açacağız. Ve diyeceğiz ki, Ya Rabbi, şu yeryüzüne indirdiğin hayırdan en fazla evlatlarımızın payidar olmasını nasip et. Amin diyeceğiz. Ya Rabbi yeryüzüne yaydığın ve senin bildiğin bütün kötülüklerden en fazla evlatlarımı koru diye dua edeceğiz kardeşlerim. Bir babanın duası peygamberin ümmetinden birine yaptığı dua gibidir. Hadis-i şerifini ne olur? Hatırlayalım ve asla unutmayalım. Bunu söylerken evlatlar, bizler anne ve babalarımızın dualarını almak için de gayret göstereceğiz. Gönüllerini okşayacağız, nazlayacağız, nazlandıracağız ve güzel dualarının arasında bizim için de alemlerin Rabbi olan Allah'a seslenmelerini isteyeceğiz. Tıpkı Zeyd bin Amr'ın oğlu Said bin Zeyd gibi radıyallahu anh, Hazreti Ömer'le birlikte, bunlar amca çocukları oluyorlar. Hazreti Ömer'le birlikte Resulullah Aleyhisselam'a geliyorlar. Diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü, biz Zeyd bin Amr için istiğfar etmek istiyoruz. Bağışlanmasını istiyoruz. Bunun için bize müsaade var mıdır? Babalarının veya amcalarının, amca çocuklarının şirk üzere mi yoksa tevhid akidesi üzere mi? Öldüklerini bilmediklerinden dolayı Resulullah Aleyhisselam'a geliyorlar. Said bin Zeyd babasının cennetlik mi, cehennemlik mi olduğunu bilmediğinden Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına geliyorlar. Siz böyle bir ilme sahip olacaksınız. Böyle bir ilmi bilmeden ölen bir babanız için Said bin Zeyd gibi muhakkak ki bir dert edineceksiniz. Allah Resulü Aleyhisselam'a geliyor. Allah-u Ekber. Resulullah Aleyhisselam diyor ki evet diyor. Ona istiğfar edin. Onun bağışlanmasını dileyin. Zira o kıyamet gününden sonra tek başına ümmet olarak dirilecek dedi Allah Resulü Aleyhisselam. Allah-u Ekber. İmam Ahmed bin Hanbel sahih bir hadis. Kıyamet günü İnsanların yalın ayak, çırılçıplak, hesap vermek için alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna çıktıklarında herkes peygamberlerin liderlerinin etrafında
koşuşurlar, üşüşürlerken Zeyd bin Amr bir bayrak kaldıracak, bir ümmet bayrağı kaldıracak ve diyecek ki Allah'ım bu benim iman etmemin, sana yönelmemin, seni tanımadığım halde seni sevmemin semeresidir. Vallahi ben böyle bir günü arzuluyordum, billahi ben böyle bir günü umuyordum diyeceği gün Zeyd bin Amr tek başına ümmet olarak Allah Azze ve Celle'ye yönelecek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kim gibi? İbrahim Aleyhisselam gibi. Kendisini tabir yerinde ise örnek aldığı, değer verdiği İbrahim Aleyhisselam gibi. Allah Azze ve Celle ikisinden de razı olsun. Şimdi kardeşlerim, Said bin Zeyd böyle bir adamın oğlu. Yani Said'in toprağı böyle bir toprak. Ha, geldiği toprağı bilin diye söyledik. Şimdi konumuz uzamasın. Said bin Zeyd'i belki başka sahabe derslerinde inşallah tekrar gündemimize alırız ama şimdi onun bir hatırası var. O hatırayı da paylaşmadan sohbetimizi bitirmeyelim, olur mu? Bakın, Hişam bin Urve babasından rivayet ediyor. Diyor ki bir kadın Erva binti Uveys, bir kadın kendisine ait olan bir araziden Said bin Zeyd'in bir parça toprak gasp ettiğini iddia eder ve halife Mervan bin Hakem'e şikayet eder. Anladık değil mi? Bir kadının arazisi var. Demek ki onun yanında da Said bin Zeyd'in bir arazisi var. Kadın diyor ki, Said diyor benim arazimi gasp etti bir kısmını. Olay halifeye intikal eder. Halife Said'i çağırır. Bakın Said'in verdiği cevap çok şaşırtıcıdır. Der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla alakalı bir hadisi şerif söylediği halde ben nasıl olur da bu kadının arazisini gasp ederim? Allahu Ekber. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir konuda yasak koyacak, Said bin Zeyd elini uzatacak ha? Allah bir konudan razı olmayacak, Said'in ayakları o yola gidecek ha? Mervan bin Hakem, Ebu Hureyre'nin hadis talebesi olduğu söylenir rivayetlerde. Hadise karşı çok ilgisi var. Der ki, ey Said, senin söylemiş olduğun hadis-i şerif neydi? Said der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim? Haksız bir şekilde başkasına ait olan bir araziyi gasp ederse, kim haksız bir şekilde, hakkı olmadığı halde bir araziyi gasp ederse veya toprağın bir parçasını gasp ederse, aldığı yerin 7 katı kıyamet günü onun boynuna dolanacaktır. Bir dönüm mü aldı, 7 dönümün hesabını verecek. Bir metre mi aldı, 7 metreyle hesaba çekilecek. Şimdi ben böyle bir hadisi bileceğim dedi sanki ve gideceğim de bu kadıncağızın hiç işe yaramayacak toprağına tenezzül edeceğim. Mervan bin Hakem ne dedi biliyor musunuz? Ey Said, senden başka bir delil istemeye hacet yoktur. Başka bir söze gerek yok. Dedi ama Said'in yüreği bu, dayanır mı? Allah'ım, Allah muhafaza. Allah salihlerin bedduasından bizi uzak tutsun inşallah. Mazlumların yapacağı bedduadan bizi uzak tutsun inşallah. Dedi ki, Allah'ım, eğer bu kadın yalan söylüyorsa, evet ben almadığımı inanıyorum, ben yapmadım ama olur ya kazayla, olur ya bilmeden, ben onun tabir yerindeyse toprağına gasp ettiysem, eğer bu da yalancıysa Allah'ım onun iki gözünü kör et ve onu kendi toprağında öldür. Aradan bir zaman geçer. Kadıncağız bir hastalıktan dolayı iki gözünü kaybeder. Bir sel çıkar. Bahçesinde yürüdüğü sırada büyük bir çukurun içerisine düşerek ölür. Ey Müslümanlar! Bu hadis Müslim'de geçen bir hadis, sahih bir hadis. Şu 4 şeye dikkat edeceğiz. 1.
bir konuda Allah'ın kitabında ayet geçtiğinde, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi bize ulaştığında haddimizi bileceğiz. İki, haksız yere hiç kimsenin malını veya arazisini gasp etmeyeceğiz. Bu isterse bir misvak kadar değersiz, isterseniz ki bir avuç kadar da az olan bir şey olsun, hiç fark etmez. Üçüncüsü, mazlumların, salihlerin ama özellikle de anne ve babanın bedduasını almamaya çalışacağız. Ve dördüncüsü de, eğer bir kul hakkı neticesinde insan böyle bir bedbahtlığın içine düşebiliyorsa bu dünyada, kadın için söylüyorum, o zaman ümmeti Muhammed'in işlerini görüp de onların emanetlerini cebinde, kasasında, evinde, iş yerinde tutan Müslümanlar asla gafil ve kör olmayacaklar bu hadis-i şerifin ışığında. Allah Azze ve Celle bizleri muhafaza buyursun kardeşlerim. Evet, Zeyd bin Amr böyle salih, muttaki bir çocuğun dünyaya gelmesine vesile olan adam. Said bin Zeyd ile alakalı hatırlatacağım birkaç husus daha var ki inşallah Rahman bitireceğim hızlı bir şekilde. Said bin Zeyd amcasının kızı Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma ile evli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Kureyşliler tarafından ölüm fermanı çıkınca Hazreti Ömer fellik kimi arıyor? Resulullah'ı arıyor. Öldürecek onu. Adamın biri Resulullah'a ulaşmasın diye Said bin Zeyd'in ve kız kardeşi Fatıma'nın iman ettiğini söyleyince onların evine girer. Hem Said'i hem de kız kardeşi Fatıma'yı tartaklar, darp eder. Ama ikisi de öyle hikmetli hareket edip, öyle hoş sözler söyleyip Ömer'i ikna ederler ki cehenneme belki odun olacak Ömer bin Hattab, şeytanın dahi kendisinden korktuğu, cennetle müjdelenen, İslam'ın cengaveri, müdafacısı, koruyucusu, adaletin timsali haline gelecek. Allahu Ekber. O yüzden davet önemli Müslümanlar. Said'in Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın hidayetinden alacağı ecirleri düşünün. Allah Azze ve Celle bize böyle bir güzelliği nasip etsin inşallah. Said bin Zeyd hayatının sonlarına doğru Medine'ye yakın Akik Vadisi tarafındaki evinin etrafında zirai işlerle uğraşır. Tarla, bağ bahçe işleriyle uğraşır ve 670 yılında vefat eder. Cenaze işlerini komşusu Sad bin Ebi Vakkas yapar. Allahu Ekber. Namazını Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma kıldırır. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi soracaksınız diye cevap vereceğim. Değilse anlatmayacaktım. Diyeceksiniz ki ya böyle bir adam, Yarmuk Savaşı'na girmeyeceğim, o savaşı başka bir dönemde özel ders yapacağız inşallah bir sahabenin hayatında. Yarmuk Savaşı'nın aslanı olacak bu adam. Sahabe öyle söylüyor, diyor ki düşman diyor atıldığında kendisi diyor korktuğu sırada dizlerinin üstüne diyor çökerdi. Düşmanın geldiği yöne doğru durur, düşmandan biraz gizlenir. Ayağı diyor bir anda kalkar, onları diyor ok yağmuruna tutardı. Ondan dolayı Yarmuk'un aslanı demişler kendisine. Ya böyle bir aslan tarla bağ bahçede nasıl öldü diye soracaksınız diye anlatacağım. Neyse anlatmayacaktım. Ondan değil Müslümanlar. Bu adam ziraate, tarlaya, bağ bahçeye, yazlık eve, kışlık eve meraklı olan bir adam değil. O dönem Müslümanların birbirlerinle uğraştığı bir döneme denk gelir. Hazreti Ali ile radıyallahu an, Hazreti Muaviye radıyallahu an arasındaki çekişmelere şahit olur. Ve ben ne Ali'den olayım ne Muaviye'den. Taraf olmayayım. En güzeli Resulullah'ın dediği gibi dağlara çekileyim. Allah Resulü öyle dedi. O dönemlerde dağlara çekilin. En hayırlınız koyun çobanlığı yapandır dedi Allah Resulü aleyhisselam.
Ondan dolayı bağlara, bahçelere çekildi. Ama, Kufe'ye gittiğinde de ölmeden önce Hazreti Ali radıyallahu anh'a hakaret eden, ona haksızlık yapan, onun aleyhinde konuşan bir topluluğa rastlar ve bakın onlara şu sözü söyler. Der ki, Resulullah ile kısa bir süre bulunup, onun yanında oturup, gördüğü bir hizmet sebebiyle yüzünün tozlanmasının sonradan gelenlerden birinin Nuh Aleyhisselam kadar yaşayıp güzel bir amel işlemesinden daha hayırlı olduğuna inanıyorum der. Yani ey Hazreti Ali'yi tanımayan adam, ey Resulullah'ın ashabını bilmeyen gafiller, siz sonradan gelenler, Nuh Aleyhisselam kadar bir hayat yaşasanız, Allah'ı razı etmek için çırpınsanız, Uhud dağını altına çevirip Allah infak etseniz, Allah Resulü'nün yanında hizmet ederken yanakları tozlanan adamların ecirlerine ve aynı zamanda konumlarına ulaşamayacaksınız deyip onları susturmuş da bir yiğittir. Biz Said'i de seviyoruz. Babası Zeyd bin Amr'ı da seviyoruz. Allah Azze ve Celle onları cennette bir arada getirsin. Firdevs cennetinde o Zeyd bin Amr çok sevdiği İbrahim Aleyhisselam'la beraber olsun. Peygamberliğini görmediği Muhammed Aleyhisselam'ın yanında olsun. Biz de inşallah onlara komşu olmanın şerefiyle mükafatlandırırız. Geceniz hayır, akıbetiniz güzel, cennetiniz Firdevs-i Ala olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.